Ya arkadaş şu pazarda bir tane uygun araba bulamadım kendime ya. İkinci el araç pazarından geliyorum. Tır bak. Bir tane tır alma niyetim var. Ama kendime bir tane uygun tır bulamadım. Ya çok pahalılar yenileri. Ya da ucuzları bayağı bir eski. Bayağı eski. Ondan dolayı pek istemedim. Neyse gidip şurada bir kola alayım da kendime. İsmail abinin yanına gidip bir tane de kola alayım sonra garaja geçerim. Bugün sözde yeni bir tane tır alacaktım. Öyle planlıyordum. Gittim. Planlar uyumadı. Bu kimin lan? Satılık lan bu. Satılık yazıyor. İyi lan. Ana. Ama ne kadar ister ki bunu acaba? Mek. Ulan tam benim kafadan ha. Kaç para ister acaba buna? Gerçi yüksek ister de. Güzel araçmış lan. Ne kadar ister acaba buna ya? Gidin bir sorayım bakalım. İnşallah bir indirim falan yapsa. Bakalım bir indirim falan yaparsa alırım ya. İnşallah ucuz olur da. İsmail abi. İsmail abi neredesin? Lan kafamı vurdum lan. İsmail abi neredesin? Ha, ne oldu lan? Abi şuradaki Mac'i sen mi satıyorsun? Evet ben satıyorum. Hayrola ne oldu? Ya abi ne olacak talibim? Ne kadar istiyorsun sen bunu? Hani nedir durumu? Anlat bakalım. Kardeşim bunun şarjman, diferansiyeli falan bitmiş. Sadece motor yeni takmışlar. Ön iki tane lastik de patlayacak. Onun dışında fazla da bir sıkıntısı yok. Sadece bunlar var. Motoru yeni takılmış dediğim gibi. Ben kafadan 10 bin istiyorum. Abi, şimdi ben araca bir bak. Araç gerçekten güzelse ben sana temizinden 8.000 vereyim. Tamam mı? İyi lan tamam hadi öyle olsun. Ver abi sen şimdi bana anahtarı. Ben bir bakayım içine sağına soluna bir tur atayım. Tamam dersem vereceğim. Al kardeşim al. Bak lastik patlayabilir söyleyeyim. Tamamdır abi sorun yok. Lastiği patlarsa da zaten modifiyesini yapacak benim. Tamamdır öyle diyorsan öyle. Hadi bakalım şimdiden hayırlı olsun eğer olursa. Bakalım abi şimdi bir gidin bakayım da ona göre sana da bir şey söyleyeceğim. Bir gidelim bakalım. 8.000'de anlaştık. Araç eğer istediğim gibi ise 8.000'e sayacağım parayı alacağım abi. Şimdi bir aracın sağına soluna bakmak istiyorum. Müsaadenizle öncelikle lastikler önemli olan yerlerden birisi. Zaten dedi lastiklerde de sorun varmış. Ama hani bu kadar ucuza da bu kadar olur. Yapacak bir şey yok. O ayrı bir konu. Görmüş olduğunuz gibi Mac bu arkadaşlar bence güzel. Şimdi tabii motoruna falan da bakacağız. Dediği gibi sağlam mı yeni mi? Onun dışında bir de turlayabilirsek biraz turlayalım. Şanzıman durumunu görmek için. Güzel bence ya Mac. Arka lastikler iyi. Arka lastikler silinmemiş daha. Gitme ihtimali var. Bunlar biraz daha gider. Hava basarsak gider bunlar. Görmüş olduğunuz gibi iki tarafta iyi. Fakat ön lastikler bitmiş. Hani ön lastikler bildiğiniz bitmiş arkadaşlar. Şuna da bakalım. Yani bunlarla yol gidilmez. Bunlar patlar arkadaşlar. Onun dışında motor yenilenmiş. Tamam onda sorun yok. Ona da bakacağım zaten. Bir içine de girelim. İçine de bir bakalım sağına soluna. Bakalım çok fazla masraf olacak şeyler var mı? Konsol iyi durumda gibi görünüyor. Koltuklar falan biraz yıpranmış, değiştirilebilir. Onun dışında fazla da bir sorun yok. Bir motora bakalım. Hadi bakalım. Motor iyi gibi. Kaputu açalım bir inelim aşağı bakalım bir motora. Gerçekten yeni mi değil mi bir anlayalım arkadaşlar. Motor yeni gibi. Motorda bir sorun yok gibi duruyor. Tabii detaylı bir şekilde bakacağım. Buna da. Burada bir sorun yok ama şanzıman ve diferansiyelde sorun varmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten İsmail abi de söyledi. Onun dışında lastikler de kötüymüş. İç bölümde pek sorun da yok gibi. Yani öyle
değişecek bir şey yok. Motor iyi ya. Bir gidelim bakalım ne yapacak. Bas abi. Buradan bir döneyim şöyle. Bas abi. İyi güzel ya. Bak şanzıman boşa attı. Bak şu anda şanzıman boşta. Orada büyük bir sorun var. Şanzımanın içi yapılır mı bilmiyorum ki. Olmazsa dişleri değişecek. Hoppa, lastik de patladı. Sağ ön lastik patladı arkadaşlar, geçmiş olsun. Ulan lastik harbiden patladı ya la. Neyse zaten hepsi yenilenecek de. Gidin ben bunu 8000'e alayım abi. Temiz araç, güzel araç. Tamamdır, ben bunda karar verdim. 8000'e alacağım. Şöyle durduralım bunu. Heh. Gidelim söyleyelim. Bak lastik patlamış. Yapacak bir şey yok. Zaten lastikleri kötüydü arkadaş. Bitmiş. Soldaki de patlar yakında. Hani çok fazla da uzun gitmez. Bitmiş abi. Lastik kalmamış ki. Ortada lastik yok yani. Ben şimdi ne yapayım yani? Neyse gidip İsmail abiye söyleyeyim. İsmail abi. Abi tamamdır, ben bunu aldım. Tamam. Ben sana parayı hesabına atarım. Lastiği gümlettin abi. Abi valla dediğin gibi hani lastikler baya kötüydü zaten. Biraz hareket ettik, gümledi. Ne yapayım yani? İyi bakalım, artık benim sorun değil. Hayırını gör, hayırlı uğurlu. Sağ ol abim benim. Teşekkürler. Sağ ol. Hadi ben gideyim o zaman. Yavaş yavaş garaja doğru gideyim. Atacağım hesabına parayı. Tamam tamam, eyvallah. Gidelim arkadaşlar. Garaja götürelim aracı. Çalış abi, çalış. Hadi garaja gidelim. Lastik patladı ama ne yapayım abi? Zaten jant falan komple değişecek. Bas abi. Yerinden de oynamıyor lan.